Merhabalar, ben Köftes Köfte ve A'dan Z'ye Guild Wars 2 ile karşınızdayız ve bu bölümümüzde Guild Wars 2'de karakter yaratma nasıl oluyor? İlk olarak oyuna girdiğimizde bu ekranla karşılaşıyoruz, ancak size muhtemelen önce şu ekran gelecek. Eğer hesabınızı yeni açtıysanız burada serverınızı seçiyorsunuz. Burada benim bulunduğum server bu, aynı zamanda Guild'ımın çoğunluğunda bulunduğu server. Ancak ufak bir detay, serverınızın ne olduğu PvE ya da PvP esnasında hiçbir şekilde fark etmiyor. Arkadaşlarınızla farklı serverlarda olsanız bile beraber oynayabiliyorsunuz. Çünkü serverınız sadece karakterinizin datasını barındırıyor. Ancak oyun oynarken mega serverlara aktarılıyorsunuz. Bu mega serverlar her işlenme kısmını gerçekleştiriyor ve o yüzden farklı serverlardaki insanlar aynı anda beraber oynayabiliyorlar. O yüzden o yeni başlayan pek çok kişinin kafasını karıştırdığını gördüm. Çok fazla kafanızı karıştırmasın. Basitçe arkadaşlarınızla çok rahat bir biçimde oynayabiliyorsunuz. Ancak sonradan server'da değiştirebiliyorsunuz bu arada. Çünkü server'ın önemli olduğu bir nokta var. World vs. World. World vs. World için server önemli. Çünkü orada server'lar birbirleriyle savaşıyor. Bu arada server değişimi yapabiliyorsunuz dedim de bu sizden 800 gem isteyen bir işlem. Yok, 800 gem değildi, pardon. 300 gold'a yakın tutan bir gem istiyor. 800 gem etmiyordu o, pardon. O benim yanlış hesaplamam. O kadar bir miktar istiyor ya da bütün karakterlerinizi sileceksiniz ve o serverda yeni karakter açacaksınız. Ki benim gibi biri için karakter sayımı görüyorsunuz ve hepsi çoğu üzerinde uğraştığım karakterler. Neyse, devam edelim. Server bu şekilde. Server'ınızı seçtikten sonra sizden karakter yaratmanızı isteyecek. Bu video için sizinle beraber yeni bir karakter yaratacağım. Evet, ilk olarak 5 farklı ırkımız var. Char'lar, insanlar, Nornlar, Asuralar ve Silvariler. Bunları basitçe bir özetleyelim. Ufak bir detay, bunların hiçbiri karakterinizin özelliklerine hiçbir şekilde etkide bulunmuyor. Sadece senaryo ve estetik olarak bir etkisi var. Yani karakterinizin gücüdür, hızıdır, şudur, budur'a hiçbir etkisi yok. Char'lar biraz endüstriyel bir ortamda yaşayan, biraz agresif, kedi yapılı bir ırk. İnsanlar bildiğiniz insan. Nornlar insanla benzer bir ırk, fakat onların 2,5-3 metre verlik versiyonları ve şamanik bir kültüre sahipler. Asuralar bu evrenin bilim merkezleriler. Minik bir ırklar. Yani minik sevimli bir ırklar aslında. Özetle bu. Ve Silverliler ise bu evrenin elfleri, ancak ufak bir iki farkla kendileri etten kemikten değil bitkidenler ve diğer bir detay ise kendileri 25 yıldır var olan bir ırklar sadece. Evet, bu video için benim önceden düşündüğüm bir konsept vardı. Burada da klasımızı seçiyoruz. Tabii önce demin cinsiyeti seçiyoruz karakterin. İstediğiniz gibi seçebilirsiniz. Klaslarımızı seçiyoruz. 3 tane heavy klasımız Warrior, Guardian, Revenant. 3 tane medium klasımız Ranger, Thief, Engineer ve 3 tane light klasımız Necromancer, Elementalist, Mesmer. Bunlardan istediğimizi seçiyoruz. Önceki videoda dikkat ettiyseniz Revenant sadece Heart of Thorns'a sahipseniz açık. Evet, bu video için ben Mesmer açmayı düşünüyordum. İlk olarak buradan boyu ayarlıyoruz karakterimizin. Bu ekranda ışığı, arka plan ışığı şudur budur. Yakınlaşıp uzaklaşma, zırhı kaldırıp çıkartma. Evet. Burada vücut tipini belirliyoruz. Bu karakter konusunda benim hali hazırda düşündüğüm bir konseptim var. Tabii yüzü burada belirleyeceğiz. Ve tabii ki de ön tanımlı yüz ayarları geldiği için bunları önce sıfırlayayım. İğrenç bir görüntü ortaya çıkıyor beyazı aldığınızda adamı. Evet, bu şekilde karakterimizin ince detaylarıyla uğraşıyoruz. Bunları yavaşça bir
anlatacağım size standart ayarları getirelim. Öncelikli olarak kalıp yüz tiplerimiz. Bunlar arasından istediğimizi seçebiliyoruz. Ayrıca Total Makeover Kit diye bir kit mevcut oyunda. Bununla daha sonradan da bunu değiştirebiliyoruz. Yani o aklınızda bulunsun. Daha sonradan ilginizi çeken bir şey oldu. Başka bir saç tipini değiştirmek isterseniz ya da başka bir şey değiştirmek isterseniz Total Makeover Kit kullanarak bunu değiştirebiliyorsunuz. Ancak bu Game Store'da parayla satılan bir item. Ve bu şekilde aksesuar kalır. Tabi bunda aksesuar yoktu. Göze gitti benim kafa. Evet. Çok detaylı değil bazı MMORPG'lere, doğu kökenli MMORPG'lere kıyasladığımız takdirde, fakat batı kökenli MMORPG'leri düşündüğümüz takdirde gayet geniş bir imkan sunuyor diyebiliriz. Özelleştirme konusunda. Evet, burada da göze geliyoruz. Burada genel olarak istediğiniz detaylı ayarlamaları ayarlayabiliyorsunuz. Arka planda tabi mezmur seslerini duyuyoruz. Burası göz ayarları, burun ayarları. Evet, bu şekilde burnumuzu ayarlayalım. Aklımda önemli bir karaktere benzemiş, biraz sevdiğim bir karaktere, hatta filmde duyurulmuş bir karaktere benzemesi için tasarladığım için bu karakteri. Evet, benzedi gibi. Evet, benzedi. Sayılır. Yüz tiplerinde bir şeye daha bakacağım. Olası daha yaşlı bir yüz tipi var mı? Yok. Daha uygun bir olgun yüz tipi. Sanırım yok gibi. Daha sonra Total Makeover Kit'te biraz daha ince ayar yaparım buna. Ondan sonra armor dye'ları belirliyoruz. Yani burada armorlarınızın başlangıç rengini. Ancak bunları oyun içerisinde hiçbir şey harcamadan sonradan da değiştirebiliyorsunuz. O yüzden bu adımda çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Ondan sonra next. Burada mesmer olduğu için mesmer'a özel bir ayarınız seçiliyor. Burada genel olarak oyun stilinizin ne olmasıyla alakalı bir şey seçiyorsunuz. Ancak bu oyunun tamamını etkilemiyor. Yani bu sadece başlangıçta ufak bir değişiklik yapıyor size. Ancak oyunun geri kalanında gene bunları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Evet, Charm, Dignity, Ferocity, Dignity. Burada karakterinizin genel olarak ne üzerine odaklı olduğu. Evet, Nobility olsun. Evet, bu şekilde karakterimizin hikayesini seçiyoruz. Mesela ben buna gayet zengin bir aileden geliyor. Ancak kız kardeşinin cesedini hiçbir zaman bulamamış tarzı. Bu şekilde burada insanlarda seçilen bir olay şu an gördüğümüz. Bu arada her ırkta bu seçtikleriniz tamamen farklı oluyor. Ayrıca her ırkta farklı özellikler de seçiyorsunuz. Mesela Asuralarda kulak koyuyorsunuz. Kulak şeklini belirliyorsunuz gibi. Silverlerde bedendeki patternları, yani desenleri ve ışıklarını seçiyorsunuz vesaire vesaire. Bakalım ne olabilir. Evet, bu gayet mantıklı ve umarım bu isim alınmamıştır. Tamam, bu olabilir diye düşünüyorum. Evet, oldu. Ve burada karakterimizin kendi hikayesini anlatımını dinledikten sonra oyunumuza başlıyoruz. Evet, bu şekilde karakterimiz kendisini biraz anlatıyor ve oyunun ilk tutorial görevine geliyoruz. Burada biraz oyunun temel oynanışını anlatıyor bize. Ve bizden ilk olarak bir görev yapmamızı istiyor. Bu görevden hiçbir çıkış yolu yok bu arada. O aklınızda bulunsun. Bu görevi yapacaksınız her karakterde.
Bu görevi yaptıktan sonra oyundaki diğer kısımlara girmeye başlayabiliyorsunuz. Ve bunlar arasında tabii ki de PvP'dir, şudur budur da var. Evet, bu şekilde de ilk görevimizi bitirmiş oluyoruz. Ve 2 level'a da ulaşmış oluyoruz aynı şekilde. Evet. Ve bu da karakter yaratma ekranımızın nasıl çalıştığı üzerine gitti. Evet, ilk karakterimiz bu şekilde yaratıldı. Görev bitti. Tabii görevi ben kayıtta atladım. Son kısmı hariç. Değinmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi karakter yaratma ekranı esasında seçtiğimiz senaryo adımları, yani o hikaye kısımları senaryonun ilk parçasını etkileyecek detaylar. Mesela eğer gidip bir noble olarak seçtiysek daha ilk karşılaştığımız karakterlerin hepsi asiller olacak, şu olacak, bu olacak. Diğer yandan sokakta büyümüş bir karakter olarak seçtiysek bayağı hırsızlarla tanışacağız. Onlarla bir arkadaşlık kuracağız ve o şekilde hikayemiz devam edecek. Bu insanlar için geçerli. Silver'lerde seçtiğimiz detaylar farklı, Asura'larda farklı, Char'larda farklı. Her klasta birbirinden tamamen farklı adımlar seçiyoruz. Bunlar senaryonun ilk kısmını etkiliyor. İkinci kısmını ise ilk yarıda seçtiğimiz aşamalar, yani burada seçtiğimiz order olacak, seçtiğimiz saldırı stratejisi olacak, şu olacak, bu olacak. Senaryonun ikinci yarısını etki ediyor. Bunlara ise daha detaylı bir biçimde görevlerdir, şudur budur da ilerleyen videolarda değineceğiz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler, köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.